ELA ve ABS ham maddelerin yüzey pürüzsüzleştirmesi şu şekilde yapılır. Burada eğer konumuz ABS ise bunu aseton buharına tutaraktan, yani saf aseton olması gerekiyor burada. Aseton buharına tutaraktan malzemenin akışkanlığı sağlanır ve bu şekilde yüzey pürüzsüz, neredeyse plastik enjeksiyona çıkmış hale kavuşabilir. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri parçanın zemine değmemesi. Zemine değerse bu akışkan malzeme zemine tutunur ve sonrasında geometrik bozukluklar ortaya çıkar. Ve bir diğer olumsuz noktası ise bu metodun, bir mekanik parça ise bu yaptığınız çalışma, burada ölçüsel hassasiyete ciddi kayıplara yol açar. Ondan dolayı da sadece biz bunu görsel çalışmalarda kullanmanızı öneriyoruz. PLA'daysa nasıl yapacaksınız bu çalışmayı? PLA'da da yine bu arada ikisinde de yapmanız gereken bir şey var. Zımpara. Yani aston buharı devreye girdiği zaman çok büyük zımpara gerek kalmıyor ama eğer aston buharıyla çalışma yapmayacaksınız, ABS üzerine çok rahat bir şekilde zımpara atıp üzerine astar, üzerine boya yaparaktan pürüzsüzlük sağlayabilirsiniz. PLA'da yine aynı şekilde. Ama PLA'da bir de ekstra olaraktan kullanabileceğiniz XTC 3D adlı bir epoksi karışım malzemesi var. Bu malzemeyi de PLA'nın üzerine sürüyorsunuz. Bir süre bekletiyorsunuz. Sonra üzerine zımpara atıyorsunuz. Sonra tekrar sürerekten pürüzsüz bir yapıyı çok rahat bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Eğer bir ürün üzerinde pürüzsüzleştirme yapmak istiyorsanız burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Bence malzemelerinizi 200 mikronla değil 300 mikron, 400 mikronla basaraktan daha hızlı bir şekilde üretim gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede daha kısa baskı süreleriyle beraber daha kaliteli ürünler elde etmiş oluyorsunuz. Yani buradaki aslında performans arttırmış olursunuz. Buna dikkat ederseniz yüzey işlemleri çok başarılı bir şekilde yapabilirsiniz.